Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay Peugeot 307 araçlarda aracı OBD cihaza nasıl bağlanır, nereden bağlanır? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi neden bu araç? Şimdi bu araçta bu OBD cihazları yani bu OBD'deki cihazların nereye bağlanacağını birçok kişi bulamıyor. Hani ön konsol kısmında arayanlar var, direksiyonun altında arayanlar var. Bununla ilgili size basit bir şekilde yerini göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bakın. Direksiyonun sol kısmında, bakın şurada bir tane civataya benzer bir şey var. Böyle yan durur. Bunu böyle dikine getiriyorsunuz. Bakın dikine getirdik. Sonra daha tornavida ile bir işimiz yok. Sonra şu paneli aşağı doğru çekiyorsunuz. Bakın. Paneli aşağı indirdik. Bakın OBD kısmı direkt kendini gösterdi. Hemen direksiyonun sol kısmında hemen OBD cihazımızı takıyoruz. OBD cihazı taktık. Sonra geri kalan işlem bilgisayardan. Bilgisayardan Peugeot 307 2000, bu 2005 model bir araç. 2005 model benzinli 1.6. Sonra aracımızın kontağını açıyoruz. Bak kontağı açtık. Bakın şu an arıza ışığın normalde sönmesi gerekiyordu. Arıza ışığı sönmüyor. Zaten bu araçta bir arıza var. Onun için bağlıyorum. Bağlarken de sizlere de göstermek istedim. Kontağımızı açıyoruz. Daha sonra bilgisayarımızdan tarama kısmına geçiyoruz. Şeyi doğru bir şekilde bağladık. Tamam diyoruz ve şu an tarama kısmına geçiyoruz. Kullandığım cihaz Delphi arıza tespit cihazı. Evet, şu an bilgilere ulaşıldı. Bakalım hangi arızalar var aracımızda. Bak. P 0420 yani katalizör arızası ve fren pedal lambası. Bu fren pedal lambası arızası böyle kısa devrelerden falan veriyor. Bu önemli bir arıza değil. O arızayı silince gidecektir. Katalizör sistemi arızası bu katalizörle alakalı bir arıza olduğunu gösterir. Katalizörün tıkalı olduğunu gösterir. Katalizör tıkalı olduğunda bu P0420 arızasını verir. Şimdi bu arıza kodlarını siliyoruz. Sildik. Evet, şu an arıza kodlarını siliyoruz. Evet, arıza kodları silindi arkadaşlar. Şimdi tekrardan arızaları taratalım. Bakın şu an arıza kodu yok. Şimdi kontağımızı kapatıyoruz. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Bakalım arıza kodumuz silinmiş olacak mı inşallah. Evet, bak gördüğünüz gibi şu an arıza lambası söndü. Peugeot 307 araçları OBD cihaza bağlamak bu şekildedir arkadaşlar. Sol kısımda bu şekilde bağlanıyor. Daha sonra araçtan da arızayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.